İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün yerel yönetimlerde iklim bütçesi konusunda konuşacağız. Konuğum da Profesör Doktor Nurhan Yentürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Sivil Toplum Camiası yakından tanıyor. Sivil Toplum Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi'nin de müdürü. Bir başka şapkası da Kamu Harcamaları İzleme Platformu'nun kurucularından olması. Bugünkü sohbetimizde de Kamu Harcamaları İzleme Platformu KAHİP kısa adıyla. KAHİP'in aslında son raporu, bu iklim harcamaları hakkındaki bir rapor. Geçen yıl Paris Anlaşması onaylandıktan sonra bu süreçten önce ve sonra iklim değişikliği ile ilgili yerel yönetimlerin bütçelerinde ne tür değişiklikler oldu onu izledi KAHİP ve önerilerini sundu. Biz de bugün bu rapor hakkında Nurhan Hoca ile konuşacağız. Öncelikle bilmeyen izleyicilerimiz için KAHİP nedir? Bir kısaca anlatabilir misiniz hocam? Buyurun. KAHİP çeşitli temalarda, alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının zaman zaman bir araya gelip o temayla ilgili araştırma yaptığı ve kamu bütçesini araştırdığı, özel olarak genel bir araştırma değil ama özel olarak kamu bütçesini, ilgili alanla ilgili kamunun yaptığı harcamaları araştıran bir kurum. Çeşitli alanlarda çalışan STK'larla zaman zaman bir araya geldik. 2010 yılından beri sürüyor. Bazen çocuklara yönelik çalışan, bazen kadınlara yönelik çalışan. Bunlarla karşılaştırma olanağı olması için askeri harcamalarla ilgili çalışan bu tür sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip dönemsel izlemeler yapıyoruz. Son birkaç senedir de iklim değişikliğine ve çevre korumaya ayrılan bütçeyi yine kalabalık bir grupla birlikte izliyoruz. Her yaptığımız izlemenin sonucunu raporlaştırıyoruz. Daha sonra infografikler gibi görselleştirme araçları kullanarak kamuoyuna ve özellikle karar alıcılara iletmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla amacımız bir savunuculuk yapmak ve bu savunuculuk sonucunda da bizim için sosyal yarar üretebilecek çocuklara yönelik harcamalar, sosyal koruma harcamaları, iklim krizine yönelik harcamalar, bu harcamaların ne olduğunu göstermek ve arttırılması konusunda katkıda bulunmak. Çünkü biliyoruz ki söylem düzeyinde verilen önemle bütçeyi karşılaştırdığımızda bütçe bize verilen önem konusunda daha fazla ışık tutuyor. Bu hedefimiz bu, misyonumuz bu. Elinize sağlık. Türkiye'de aslında sivil toplumun en eksik kaldığı yönlerden bir tanesi izleme ve değerlendirme. Sizin hem de bir uzman, yani sivil toplum ağı diyorsunuz ama o ağda da uzmanlar aslında bir araya geliyor. Evet. Değerli, uzmanlık gerektiren teknik bir işi gönüllü yapıyorsunuz. Evet. Karalıcılar için aslında çok altın değerinde bir içerik sunuyorsunuz, evet. Çok düzenli olarak. Sizce raporunuza gelmeden önce aslında bu konu bizim şehir hepimizin için de çok önemli bir konu olduğu için sizce sivil toplumun kamunun harcamalarını izlemesi ve özellikle bu son dönemde iklimle ilgili harcamaların izlenmesi iklim krizi politikalarına nasıl etki eder? Esas olarak olumlu etki eder çünkü biz bunu karar alıcıların her kesimiyle paylaşmış oluyoruz sonuç olarak. Türkiye'de her ne kadar son iki yılda program esaslı bütçelemeye geçildiyse de buraya da baktığımızda iklim ve çevre harcamaları diye tasnif edilen harcamalar yeterli değil. Birçok başka harcamalar mali teknik açısından iklim ve çevre içinde gözükmüyor. Ama biz buna doğrudan ya da dolaylı etkisi olan tüm harcamaları alıp daha geniş, daha esnek bir harcama peşine düşüyoruz. Bu harcamaları izleme peşine düşüyoruz. Bütün bu genişliğe rağmen ne kadar az olduğunu aslında hem muhalefete, bütün diğer siyasi partilere sunmuş oluyoruz. Türkiye'de esas olarak parlamentoda bütçe görüşmeleri yapıldığında kurum kurum yapılıyor. Şu bakanlık, bu bakanlık, o bakanlık diye. Yerel yönetimlerinki de hem de global geliyor. Dolayısıyla böyle yatay kesen konulardaki bu çocuk için de böyleydi, sosyal koruma için de böyleydi. İklim için haydi haydi öyle çünkü bir de yerel yönetimler giriyor işin içine. Böyle bir yatay kesen mevzu, yatay kesen bir bütçe incelemesi önlerine gelmiyor. Program esaslı bütçede bu bir miktar aşılmaya başlandı. Örneğin kadının güçlendirilmesini tek başına görmek mümkün ama iklim ve çevrede bu tanım ne yazık ki yeterli değil. Biz çok daha fazla şeyi işin içine alarak koyuyoruz. Dolayısıyla karar verici
bu veriye dayanarak karar verici ya da karar vericiyi etkilemeye çalışan diğer kurumlar bunları kullanabilir. Olumlu etkisi olmasını tabii ki bekliyoruz. Özellikle Paris Anlaşması bizim için önemli oldu. Çünkü biz bunu geçen sene incelerken bu anlaşmanın onaylanacağını çok beklemiyorduk. Daha geçen sene Temmuz ayındaydı. Birden onaylanınca biz bu sene tekrar incelemeyi yapınca aslında oradaki taahhütleri yerine getirmek için ne harcanmış ne ayrılmışı görme şansına ulaştık. Daha net olarak bu yaptığınız yani sivil toplumun izleme değerlendirme işte ben de buradayım ve gözüm üstünde yaklaşımının yanı sıra aslında teknik olarak da şöyle kolaylaştırıyor yaptığınız iş. Dediğiniz gibi en yetkili kişiye bile gittiğinde çocuk için kaç para harcadın diye sorduğunda mesela belediyeye bilmiyor. Çünkü dediğiniz evet. gibi çocuk diye kodlanmadığı için o çok farklı kodların evet. yani evet. çat diye sana şu kadar para harcadım kadına bu evet. kadar diyemiyor. Sizin rapor onu da değerli toplu gösterdiği için. Evet. Evet. Gerçekten. Peki şimdi merak etmeye başlayacaklar tabii yavaş yavaş. Evet. Bir yönteminizi anlatabilir misiniz? Yönteminizi anlatalım. Merkezi yönetim içinde yapıyoruz, yerel yönetim içinde yapıyoruz. Burada yerel yönetimlere değineceğiz programınız kapsamı nedeniyle. 14 Büyükşehir Belediyesi'nin performans programlarını inceliyoruz. Performans programlarındaki hedeflere teker teker bakıp doğrudan ya da dolaylı çevre koruma iklim kriziyle ilgili bununla mücadeleyle ilgili harcama performans hedefi varsa bunun karşısındaki bütçeyi alıyoruz matrisimize koyuyoruz. Çok özür dilerim keseceğim. Bilmeyenler için performans programı nedir? Kısaca. Performans programı her sene büyükşehir belediyelerin ve diğer bağlı kurumlarının bir sene sonrası için ben toplam bütçemin hangi hedefler doğrultusunda harcayacağımı düşünüyorumu açıkça yazdığı bir doküman. Zorunlu olarak tüm kamu kurumları bunu yayınlıyorlar. Ve biz buradan gidip aslında sadece iklim ve çevre için değil, örneğin biraz önce dile getirdiğimiz çocuk için ne harcıyı da göreceğiz. Çünkü hedef çok ayrıntılı yazılmış hedefler performans programında. O nedenle çok ışık tutucu izlemeye. Biz sadece Büyükşehir Belediyesi'nin değil konuyla ilgili olduğu için su kanalizasyon idaresi ve otobüs işletmesi ayrı bağlı kurum olarak varsa ki İstanbul, Ankara, İzmir'de bazılarında var. Bunları da dikkate alarak bunlarınkini de inceleyerek yapıyoruz. Bir kısıtı yerel yönetimlerde özel kısıtlarından bir tanesi bir sonraki senenin program hedefi. Çok fazla fark olmayabilir ama yine de gerçekleşme değil. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Mesela merkezi yönetim kurumlarında planlananla harcanan arasında daha fazla, gerçekleşen harcama arasında daha fazla fark çıkıyor. Ama yerel yönetimlerde çok o kadar çıkmıyor. Fakat yine de bunu aklımızda tutmamız lazım. Gerçekleşmiş harcama değil, belediye neyi planlamış? Yani belediyenin niyetini okumuş oluyoruz bu anlamda. Bir dahaki seneki niyeti üzerinde etki edebilsek önemli. Bir ikinci kısıtı da yerel yönetimler biliyorsunuz büyükşehir belediyelerinin birçoğu şirketler, iştirakler daha doğrusu kendi ifadeyle iştiraklar üzerinden de bir sürü hizmet sunuyorlar. Bunlar şirket olduğu için bunların performans programı, faaliyet raporu vesaire gibi yerel yönetimlerin yayınlamak zorunda olduğu dokümanları yayınlama zorunluluğu yok. Dolayısıyla buralardan izleyemiyoruz. Bir ikincisi zaten bu şirketler kamu kaynağı harcamıyor. Kendi gelirlerini harcadığı için aslında bizim için anlamlı ama bu akılda tutulmalı. İştiraklerin yaptığı hizmetler kapsam dışında burada. Peki, evet. Özür dilerim, ben sizin sözünüzü kesmiştim. Yöntemi anlatıyordunuz. 14 Büyükşehir Belediyesi. 14 Büyükşehir. Onun altına indiğimizde zaten bütçeler de o kadar düşüyor ki onun içerisindeki iklim bütçesine ayrıca bakmanın bir anlamı yok. Ama 14 Büyükşehir Belediyesi, birazdan da isimlerinde göreceğimiz çok önemli büyükşehirlerimiz. Peki, o zaman bulgularınıza geçelim mi yavaş yavaş? Evet. Araştırmamızı. Geçelim. Şimdi bu ilk ikisi biraz genel bilgi vermek üzere. 2018'den beri izliyoruz aslında. Bu süreklilik tabii bize çok yararlı oldu. Cari fiyatla harcamaların nasıl geliştiğini görüyoruz. Yani biliyorsunuz son yılda önemli bir enflasyon var. Bu enflasyonu dikkate almadan yaptığımız gelişmeye baktığımızda
Bu 14 Büyükşehir Belediyesi'nin tümünün toplamının çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili bütçelerinde özellikle 2021'den 2022'de gittiğimizde bir artış olduğunu görüyoruz. Biz bu toplam 38 milyar Türk lirası gibi bir 2022 yılında 14 Büyükşehir Belediyesi bu alanda bütçe ayırmayı hedeflemiş. Bunun yarısı İstanbul'dan kaynaklanıyor. Bunu bir kere vurgulamak lazım. İstanbul zaten bütçesi olarak 14 Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde ya da toplam bütün büyük şehirlere baktığımızda %30'un üstüne çıkan bir kent. Hem geliri hem gideri oldukça yüksek bir kent. Yarısı İstanbul'dan kaynaklı, diğer 13'ünden de diğeri kaynaklı. Fakat son yıllarda özellikle yaşadığımız enflasyon nedeniyle bu grafikten çok bir sonraki grafikte bu gelişmeyi sabit fiyatla görüyoruz. Sabit fiyatla gördüğümüzde, yani harcama ayrılan bütçenin içinden enflasyonu çıkarıp hepsini 2018 yılına göre 2018 fiyatı sabit kalsaydı ne oluyordu diye yaptığımızda azalma görüyoruz. Bu bizim için çok vurgulayıcı, çok dikkat çekici bir şey. Özellikle Paris Anlaşması'nın imzalamasından sonra ayrılan bütçenin azalmak zorunda kalması enflasyon nedeniyle önemli bir olumsuzluk. Niyet olarak arttırmayı hedeflemişler hep ama enflasyonun karşısında bu bütçelerin erimiş olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğümüz gibi bir azalmayı sabit fiyatla görebiliyoruz. Buradan şunu diyebilir miyiz? Yani aslında yapmak istediği şeye yapmasını sağlayacak parayı ayıramadığı için sonunda evet, vaat ettiği şey ya da planladığı şeyi yapamayacak duruma düşmüş evet, oluyor. Bir sene önce niyetlendiğinde bir para ayırmış. Bu para bir önceki senenine göre cari fiyatla yüksek. Ama ne yazık ki enflasyon bunu eritmiş. Evet. Dolayısıyla aslında enflasyonu dikkate alarak tabii ki hem yerel yönetimleri hem de belki de bu alana ek kaynak ayrılması gerektiğini hemen burada öneri olarak vurgulayabiliriz. Bu çok net bize bunu gösteriyor. Bu slaytta büyükşehir belediyelerinin, incelediğimiz 14 büyükşehir belediyesinin harcamalarını görüyoruz. İstanbul'u katmadık çünkü İstanbul'u katınca o kadar yüksek ki 18 milyar gibi bir şey, grafik anlaşılmaz hale geliyor. Hemen arkasından tahmin edebileceğiniz gibi Ankara'nın ayırdığı kaynak, İzmir'in ayırdığı kaynağı görüyoruz. Şu Kocaeli, Konya, Gaziantep gibi ayrılan kaynakların yine cari fiyatla Türk lirası olarak ne kadar olduğunu görüyoruz. Fakat bu grafik bizi tatmin etmedi. Çünkü bütçesinin içinden ne kadar ayırdığı önemli bizim için. Çünkü İstanbul daha çok ayırıyor ama bütçesinin içinden daha az ayırıyor ve o zaman da daha az önem vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki grafiğimiz bize bunu gösteriyor. Bütçesinin içerisinden en çok iklim değişikliği ve çevre korumaya kaynak ayıran Büyükşehir Belediyesi, unutmayalım, artı su kanalizasyon idaresi, artı otobüs işletmesi olarak baktığımızda Ankara çıkıyor. Ankara en çok kendi bütçesi içinden en çok kaynak ayıran kurum, sonra Kayseri geliyor, İstanbul 3. sırada geliyor. Bursa, Balıkesir, Mersin en az bütçesinin içinden en az kaynak ayıranlardan. İzmir, Kocaeli ise orta, bunların sıralamasında ortaya denk düşüyor. Bunu bu şekilde görebiliyoruz. Bu da bir anlamda belki 14 Büyükşehir Belediyesi'nin daha az kaynak ayıranları daha çok kaynak ayırmak için teşvik edici bir unsur olabilir. Ortalamasını aldığımızda bu 14 büyük şehrin %25'ini ayırmış çıkıyor. Bu daha bizim aklımızda kalabilecek bir rakam. 2021'de bu %23'tü. 14 Büyükşehir Belediyesi'nin bütçelerini topladık. Çevre koruma iklim değişikliğine ayırdıklarını oranlayınca 2021'de %23'tü. Bu sene %25. Yani aslında bütçelerinden daha fazla ayırmayı planlamışlar ama biraz önce dediğim gibi enflasyon bunu götürmüş. En temel ortalama olarak söyleyebileceğimiz göstergeler bunlar. Bir şey sorabilir miyim? Bu hani biraz önce şey demiştiniz, iştirakleri şirket oldukları için ve kamu parası olmadığı için, zaten de belgelerini paylaşmadıkları için bu izlemeye koyamıyoruz diye. Otobüs mesela işletmeleri buna dahil mi?
Hayır, otobüs ve su kanalizasyon idareleri büyük şehirlerin bu iştiraklerin kamu hizmeti vermeye yerel yönetimlerde başlamasından çok daha önce kurulmuş kurumlar ve bunların ismi bağlı kurum. Bunlar kamu kurumu. Kamu kurumu. Onun için hem kamudan bütçe alıyorlar, yani çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da Ankara Büyükşehir, hangi büyükşehir belediyesi, oradan da kaynak alıyorlar. Kendi gelirleri de var, kar amacı gütmüyorlar ve bir kamu kurumunun yayınlaması gereken tüm evrakları yayınlıyorlar. Performans programları da var, inceleme şansımız oluyor. Bazı şehirlerde, örneğin Ankara'da çevre koruma iklim değişikliği harcamasının %40'ı bu sene otobüs işletmelerinden gelmiş. EGO'dur yanlış hatırlamıyorsam Ankara'nın kısaltılmışı. Oradan gelmiş, çünkü birazdan inceleyeceğiz. Ankara önemli bir elektrikli otobüs alımına otobüs işletmesi üzerinden kaynak ayırmış. Diğerlerinde mesela bunun olmadığını görebiliyoruz. Su kanalizasyon idareleri her zaman önemli bir kaynak ayırıyor. Bazılarında büyük şehirden çok daha fazla bir kaynak su kanalizasyon idarelerinden geliyor. Çünkü bütün suya ulaşım, suyun dağıtımı vesaire, atık hep su kanalizasyon idarelerinden gidiyor. Çok önemli bir kurum su kanalizasyon idareleri bizim için. Tamam, çok teşekkür ederim. Buyurun. Yani şimdi biz bir sonraki grafiğe geçebiliriz. Yani bunu genel olarak bu 3-4 şeyi yaptıktan sonra, ki ilk 2-3 sene sadece bu genel incelemeleri yapmıştık. Dedik ki katılımcı arkadaşlarımızın da önerileriyle bunu daha ayrıntılandırabiliriz. Çünkü politika üretmek açısından şimdiye kadar incelemiş olduğumuz slaytlardan da görebileceğiniz gibi hani arttırmak lazım diyebiliyoruz ancak. Ama neyi arttırmak lazım? Nereye kaynak ayırıyorlar? Esas olarak kendi içlerine biraz dalmak bu iklim değişikliği ve çevre koruma harcamasının gerektiği kanaatine vardık ve biraz grafikte de gördüğünüz gibi bu harcamaları kendi içerisinde bu kez 4'e ayırdık. Azaltım, uyum, atık ve diğer diye. Şimdi bunlar özür dilerim, Paris çerçevesinde mi bu ayrımı yaptınız? Bu zaten oldukça uluslararası bir standart. Bu azaltıma hangi harcamalar giriyor, uyuma hangileri, atığa hangileri giriyor? Bu yine kayıp sitesinde bir sınıflandırma önerimiz olarak yer alıyor. Uzun süren tartışmalarla ve uluslararası literatüre bakarak oluşturduğumuz bir ayrım. Birazdan bunların tekrar tek tek altına girdiğimizde kapsamını daha çok görebileceğiz. Burada ilk başta vurgulamak istediğimiz şu: azaltım, tahmin edebileceğiniz gibi sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik. Diğeri bu küresel iklim krizinin neden olduğu sorunlara uyum sağlamaya yönelik. Atık ise daha çok belediyenin çok geleneksel hizmetlerinden olan atık toplama ve onun bertarafı ve onun verimliliği ile ilgili. Bunların dışında kalanları da diğerlere koyduk. Örneğin hayvanların bakımıyla ilgili şeyler var. Şehirlerin, meydanların temizliğiyle ilgili şeyler var. Dolayısıyla azaltım, uyum ve atığa koyamadığımız ama çevreyle ilgili olduğunu düşündüğümüz şeyler de diğerlerinde. Şimdi tabii bizim için de en değerli olan azaltıma ayrılan kaynağın yüksek olması. Çünkü uyum sonuç olarak hem sera gazı emisyonunu arttırmaya devam edip sonradan da uyum sağlamaya yönelik gibi bir çaba olabilir. Biz onun yerine azaltıma uyum yaparsak daha sürdürülebilir bir harcama kalemi olduğunu tabii ki düşünüyoruz. Bu şekilde oranladığımızda azaltım hedefi uyumdan ve atıktan daha yüksek olan sadece 3 şehir çıkıyor bu sene: İstanbul, Ankara ve Konya. Geçen sene sadece Gaziantep'in azaltım hedefi diğerlerinden daha yüksekti. Çok genel olarak söylersek aslında büyükşehir belediyeleri önemli oranda kaynağını uyum ve atığa ayırıyor, azaltıma daha az ayırıyor. Bu sene sadece 3, geçen sene sadece 1 büyükşehir belediyesi toplam ayırdığı kaynağın daha fazlasını azaltıma ayırmıştı. Yani aslında başkaca harcamalarda da izlerken görmüştük, örneğin sağlık harcamalarını izlediğimizde koruyucu sağlık hizmetlerinden çok tedavi ve ilaca kaynak ayırmak. Halbuki koruyucu sağlık hizmetlerinde yapılacak çok küçük bir artış tedavi ve ilaçta çok daha büyük bir azalışa neden olabilir. Bu da aynı şekilde azaltımda yapacağımız, tabii ki global ölçekli bir şey ama yapacağımız
en önemli bir artış uyum için harcamamız, ayırmamız gereken kaynağı çok önemli oranda düşürebilir. Bu bütün dünya için geçerli. O nedenle azaltım hedefine biz diğer büyükşehir belediyelerin çok daha fazla kaynak ayırmasını öneriyoruz. Çok düşük ayıranlar var. Mesela kaynağının önemli bir kısmını ancak atık toplamaya, mesela Muğla Büyükşehir Belediyesi büyük oranda Bodrum kaynaklı, turizm kaynaklı olduğu için elindeki kaynağın %67'sini atık toplamaya ayırabiliyor. Elinde başka kaynak kalmıyor gibi önemli ilginç şehirlerde görüyoruz. Kayseri örneğin kaynağının %65'ini uyuma ayırıyor, %14'ünü azaltıma ayırıyor. Şimdi aslında daha net yorum yapabilmek için bu azaltım dediğimiz şeyin altında ne var biraz onu deşince, özellikle şurada gördüğünüz İstanbul örneğin bütün çevre koruma ve iklim değişikliğinin %51'ini azaltıma ayırıyor gözüküyor. Ankara %49'unu ayırıyor gözüküyor. Şimdi bunun bir altına girince hangisinin tırnak içinde daha değerli olduğunu ve politika önerileri bakımından hangisinin daha anlamlı olduğunu gelebileceğiz. Bir sonraki slaytımız bu konuda bize yardımcı olacak. Şimdi azaltım dediğimizde neleri işin içine aldık? Bir kere raylı sistem ve bisiklet yolu bütçesini, buna ayırdığı kaynağı. Yenilenebilir enerji üretimine ayırdığı kaynağı, yenilenebilir enerji kullanımı ve verimliliğine ayırdığı kaynağı, tarımsal azaltım, hayvansal azaltım ve azaltım yönetimi. Azaltım yönetimi dediğimiz planlarını yapıyor mu gibi bir takım daha masa başı hedefleri içeriyor. Dolayısıyla bunun düşük olması mantıklı. Tarımsal azaltım ve hayvansal azaltım tabii ki önemli. Ama her şehrimiz tarım ve hayvancılıkla önde gelen şehirler olmayabilirler. Dolayısıyla ilk üçünde yani raylı sistemini ayırıyor, yenilenebilir enerji üretimine ne ayırıyor, kullanımı ve verimliliğine ne ayırıyor diye baktığımızda çok çarpıcı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Raylı sisteme ayrılan kaynak toplam bizim bu azaltım bütçesi dediğimiz şey 14 milyarken raylı sistem 11,5 milyar. Yani aslında kaynak raylı sisteme gidiyor. %80 raylı sisteme gidiyor. Şimdi raylı sistem önemli çünkü sonuç olarak fosil yakıt kullanmadığını düşünüyoruz ama elektrik kullanıyor ve bu elektriğin kaynağının ne olduğunu tabii ayrıştırmamız mümkün değil. Ve raylı sistem esas olarak ulaşım sorununu çözmek üzere bizim dolaylı olarak azaltıma kattığımız bir şey. Halbuki yenilenebilir enerji üretimi, bunun kullanımı ve verimliliği iklim kriziyle mücadelede çok önemli iki kaynak. Bunlara bir şey kalmadığını görüyoruz. İstanbul kaynağının tümünü neredeyse azaltıma ayırdığı kaynak 9 milyarken bunun 9 milyar 400 iken 9 milyar 200'ünü raylı sisteme yatırım yapmış durumda. Burada hangisi daha değerli dediğimiz şey dönüp bakmak istediğimizde örneğin yenilenebilir enerji üretimine kaynak bütün şehirlerde çok düşük. Bir tek Gaziantep sistemli olarak geçen senede bir güneş enerjisine çok büyük bir kaynak ayırmıştı. Bu senede kaynak ayırmış durumda. Onun dışında gerçekten 14 büyük şehrin 14'ü de yenilenebilir enerji üretimine çok çok düşük kaynak ayırıyorlar. Halbuki gerçekten değil mi? Antep aslında o hani azaltım uyum atıkta azaltıma daha az ayırmıştı uyumdansa. Ama bu sene kendi içinde de daha değerli olanı ayırmış. Ayırmış durumda ama geçen sene en çok ayırandı. Çünkü geçen sene azaltıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma bu kadar kaynak ayırmamıştı. Geçen sene ayırdığı kaynak 2 milyar civarındayken bu sene 9 milyar ayırmıştı. Buradan dolayı bir azaltımda artış oluyor. Dolayısıyla Gaziantep'inki hem istikrarlı hem daha önemli. Tek şehir yenilenebilir enerji üretimine 2 sene üst üste kaynak ayırmış şehir olarak. Bu şehirlerin, izlediğimiz şehirlerin hepsi, bakın Adana, Manisa, Muğla, İzmir, Balıkesir, bunların hepsi, Antalya, Bursa, hepsi güneş enerjisine kaynak ayırabilecek şehirler.
Burada bunu çok dikkatle vurgulamak istiyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi gündemlerine gelmeli. Sürdürülebilirlik açısından en önemli şeylerden biri. Enerji kullanımı ve verimliliği ise Ankara bu sene işte biraz önce sözünü ettiğim otobüslere çok ciddi bir kaynak ayırarak, elektrikli otobüslere çok ciddi bir kaynak ayırarak bunu liderliğini ele almış durumda. İzmir'de de var elektrikli otobüs alımı, fakat bu şirket üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bir kamu kaynağı ayırmak değil, kendi gelirini gideriyle denkleştirmek ve ne yazık ki elimizde bütçe olmadığı için katamayacağımız bir şey oluyor. Dediğim gibi bu sadece Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi ve otobüs işletmelerinin verileri. Burada da Ankara'nın özellikle bu elektrikli otobüse yaptığı yatırımın azaltım bakımından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Uyuma geçelim arzu ederseniz. Şimdi uyumda tesis yapımı çok önemli. Kaynak oraya gidiyor. İnşaatı severiz, tesis yapıyoruz. Bakın, içme suyu tesisi yapımı bir komponenti, bir bileşeni. Tarımsal sulama tesisi yapımı. Bu iki sulama tesisinin işletim ve bakımı kaynaklarımızdan biri. Yağmur suyu kazanımı özellikle bizim için çok önemli. Yağmur hasadı. Bir başka başlığımız, su verimliliği ile ilgili yapılan bütün çalışmalar, hedefler yine uyumun içerisinde yeşil alan. Çünkü bunun bir yutak alan oluşturduğunu, şehir ormanları ve diğer yeşil alanlar için yapılan ayrılan bütçeler yine uyumun içerisinde. Bir de uyumlu tarım ve hayvancılık bunun içerisinde. İklim erken uyarı, sel, taşkın, bununla ilgili yapılan çalışmalar yine uyum bütçesinin içerisinde. Şimdi bir kere bizim tesis yapımı ve bu tesislerin bakımına ayırdığımız kaynak toplam uyum bütçesinin %65'ini alıyor götürüyor. Yağmur suyu hasadı yine biraz önce aynen güneş enerjisi gibi için söylediğimiz gibi bütün büyükşehir belediyeleri tarafından İzmir hariç ihmal ediliyor. Yağmur suyu kanalizasyona katılıyor. Bunun toplanması ve yeniden kullanımı için ayrı bir hedef kaynak ayrılmamış durumda bütçelerde. Bunu bu sene bir tek İzmir'de görüyoruz. Bu çok önemli, bu yağmur suyu hasadını. Şimdi biraz önce sözünü ettiğim bu tesis yapımı ve bakımına ayrılan kaynak dışında ikinci büyük kaynak yeşil alan ve yutaklarda çıkıyor. Bu önemli bir şey. Yeşil alan özellikle şehirlerde çok daha önemli, şehirlerin içerisinde olması. Fakat ne yazık ki buradaki bu önemli kaynağın, yani bakın 11 milyar 800 milyonun 3,5 milyarı yeşil alana ve yutak alana gidiyor. Önemli bir kaynak. Bunun içerisinden çimlere, özellikle büyük şehirlerde gördüğümüz bu çim alanları, ki burada insan kullanımı da çok yok bunların, biliyorsunuz şehir ormanları gibi değil, ayrılan kaynağı ayrıştırmamız mümkün olmuyor. Bu mümkün olmadığı için unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi bu harcamanın içerisinde çim için ayrılan, yüksek su gerektiren çim için ayrılan çim alanlarının da var oldu. Biz burada çim alanlarının ayrılıştırılamamakla birlikte önemli bir bütçe tuttuğunu tahmin edebiliyoruz. Çünkü kullanılan çim çok kaliteli çim. Yani yolculuk yaparken dikkatinizi çekmiştir. Hiç bozulmaz bunlar, kendileri bozmadığı takdirde. Anladığım kadarıyla, yine bunda tabii elimde kesin kanıt yok ama kullanılan çim futbol sahasında kullanılabilecek çim kadar kaliteli olduğu söyleniyor. Bu her şehir için geçerli değil tabii. Diğerlerini bilmiyorum, görselle ilgili konuştuğum için İstanbul'dan söz ediyorum. Bunlar büyük bir şey tutuyor. Bunun yerine çayır, çimen, doğal bitki ve şehir ormanlarına kaynak ayrılmasını önemsiyoruz. Bu duvarlar, duvarlara yapılan şey ekimi, bitki ekiminden vazgeçilmesi gerektiğini, bunların çünkü iklim kriziyle mücadelede ve yutak alan oluşturmakta bir etkisi yok. Bu anlamda buna kaynak ayırması gerektiğini
söyleyebiliriz. Uyumlu tarım ve hayvancılık yine ihmal edilen bir şey. Çokça şehrimiz var burada, Balıkesir gibi, Bursa gibi, Adana gibi, Antalya gibi tarım ve hayvancılık yapan. Burada işte daha az metan gazı üreten ırk, hayvansal ırkın geliştirilmesi ya da tarımda daha az su gerektiren ürünlerin üretimine yönelik bazı çabalar gibi hedefleri koyduk ama çok da düşük olduğunu yine söyleyebiliriz. Biz hızla, birkaç dakikamız kaldı, bir atağa geçersek eğer bir sonraki slide'da, burada da tesis yapımı çok önemli. Kaynağın önemli bir kısmı buraya gidiyor. %45 atık tesisi yapıyoruz. %45'inle de bunları topluyoruz. Şimdi burada bir çok düşük kaynak alan tesis yapımı var. O da arıtma tesisi yapımı. Bu da bizi tabii ki özellikle iklim krizi bakımından çok sarsıyor. Çünkü özellikle denizler, Marmara, Müsilaj vesaire biyolojik atık tesisi yapımının hani çok çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Tesise ayrılan kaynak katı ve sıvı atık tesisi yapımına gidiyor. Arıtma tesisi yapımına ayrılan kaynağın düşük olduğunu görüyoruz. Atık toplamaya kaynak ayrılıyor ancak toplanıyor. Daha sonra bunların bertarafı çok sorunlu. Çünkü bu konuda önemli eleştiriler var. Grupta da çok tartışıldı. Vahşi yakma kesinlikle tabii ki önerilmiyor. Ama diğer yakmada da çok maliyet, özellikle kullanılması gereken filtreler vesaire nedeni çok yüksek maliyetli olduğu da bu yakma yönteminin söyleniyor. Burada temel unsur atıkla mücadelede temel unsur atık verimliliği ve geri kazanım ve bu ne yazık ki bizim 14 şehir büyükşehir belediyesinin bütçesinde yok. Yani bizim toplam atığa 14 büyükşehir belediyesinin ayırdığı kaynak 9 milyar 670 milyon iken bu atık verimliliği ve geri kazanımına 166 milyon ayrılmış. %10'undan bile az. Şimdi burada iki şey unutmayalım. Bunlar büyükşehir belediyeleri. Dolayısıyla daha çok atığı toplayıp bertaraf edenler. Atık verimliliği tabii ki daha çok ilçe belediyelerinin çok ilgilendiren bir konu. Ama yerel yönetimlerinde bu konuda, büyükşehirlerinde bu konuda kaynak ayırmaları önemli. Özür dilerim. Burada tabii çapraz bakınca tabloları çok ilginç şeyler de çıkıyor. Mesela Muğla burada atık verimliliğine geri kazanıma sıfır bütçe ayırmış. Evet. Ama başta demiştiniz ki genel %70'inde aslında çöpe harcama. Yani çok büyük, evet, kaynak ayırdığı bir şeyi aslında belki biraz daha kaynak ayırıp yenilerle de çok ilginç şeyler de yapabilir aslında. O, evet, tabii. Yani Muğla'ya tabii insan kıyamıyor çünkü oturanlar oranın, yani orada atık üretenler daha çok turistler ve kısa dönemli gidenler olduğu için onların bir geri dönüşüm seferberliğine katılması çok güç oluyor. Hadi halbuki öteki türlü Şişli'de oturuyorum, benim oturduğum alan oranın daha temiz olması, dolayısıyla dönüşümün değerlendirilmesi, belki yoksula bir kaynak çıkarılması ya da iklim krizine kaynak çıkarılması bir komşuluk yaklaşımıyla daha kolay olabiliyor. Muğla böyle bir ne yazık ki şanssızlıkla karşı karşıya. Yanlış hatırlamıyorsam mesela geçen yaz turistlere getirdiğiniz çöpleri götürün kampanyası gibi bir şey, yani diğer orada sürekli yerleşik halkın böyle bir tepki gösterdiğini de hatırlıyorum. Ama bu dediğiniz gerçekten, sadece bu tabloya, hem çapraz okumaya hem de bu tabloya baktığımızda da karşımıza çıkıyor. Bu ne yazık ki gündemimizde yok. Bunu mutlaka gündemimize katmamız gerekiyor. Kesinlikle. Sanırım bir slide mı kaldı yoksa bitti mi slide? Yok, bu bitti slide'larımız. diğere girmemize çok fazla gerek yok. Diğeri zaten çok az bir şey de söylemişsiniz. Peki aslında normalde süremizi birazcık geçtik ama bu o kadar değerli, o kadar çok saatlerce bu tablolara bakıp hem sivil toplum olarak ama belediye çalışanları da aslında kendilerine bir sürü, evet, bir sürü yeni fikirler üretebilirler. Sizin genel olarak bu izlemenin sonunda, evet, belediyelerin iklim kriziyle ilgili politika ne diyorsunuz? Yani belediyeler bizim böyle 70'li yıllarda kaldırım belediyeciliği delirdi. İnşaata çok değer veren kurumlardı.
Şimdi burada da ne yazık ki buna çok kaynak ayrıldığını, halbuki verimliliğe, bilinçlendirmeye, geri dönüşüme, bunlara daha çok kaynak ayrılması gerektiğini artık söyleyebiliriz. Bunu da yapılabilir. Biliyorsunuz sosyal belediyecilik konusunda da son yıllarda çok önemli bir değişim, dönüşüm yaşadı belediyeler. Bizim buradaki önerimiz yeşil belediyeciliğin artık ana akımlaştırılması ve sadece bu konuda ayrılan kaynaklar değil, diğer ayrılan bütün kaynakların olumsuz etkisiyle birlikte düşünülerek iklim krizinin belediyelerin merkezine, düşünce yapısının merkezine konulması. Buna kısaca yeşil belediyecilik diyebiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hem bu sera gazını üretenler aslında şehirler, hem de iklim krizinden en çok etkilenenler yine şehirler. Dolayısıyla burada yerele çok çok büyük görev düşüyor belediyelere, büyükşehir belediyelerine çok büyük görev düşüyor. Bunu söyleyebilirim sonuç olarak da. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için, bütün emekleriniz için. Biz tabii bunu şimdi sohbetimiz boyunca Nurhan Hoca tabloları paylaştı. Bunu Spotify'dan dinleyenler bütün raporu kahip.org.tr'den indirebilirler. Geçmiş raporları da indirebilirler. Evet. Bunların görselleşmiş dokümanlarına da erişebilirler bütün tablolarda. Çünkü ayrıntılı gerçekten bu konuyu, bu konunun uzmanı olmasa bile veriyle karar vermeyi, böyle ölçe biçer. Evet. Görmeyi sevenler, tercih eden karar alıcılar ama sivil toplum içinde gerçekten çok ilginç bir içerik. Ellerinize sağlık tekrar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Haftaya başka bir kent konusuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.